Cumhurbaşkanımız daha önce nasıl görevi tevdi ettiyse aynı şekilde nöbet değişiminde de hocamıza devretti görevi. Bu süreç içerisinde 4 yılda çok güzel işler başarılıydı. 15 Temmuz'a rağmen bir taraftan terörle mücadele edilirken diğer taraftan üniversitenin akreditasyon, kalite, teknopark anlamında çok büyük bir ivme kazanılması sağlandı. Özellikle Gaziantep Üniversitesi uluslararasılaşma anlamında uluslararası endekslere girme noktasında çok büyük bir başarı kazandı. Bir taraftan terör temizlikleri yapılırken üniversitemizde, diğer taraftan da huzur ve barış ortamında yeni öğretim üyeleriyle fakültelere çok büyük kalite kazandırıldı. Üniversite hastanemiz bu son süreçte birçok üniversite hastanesi batıp çökerken tam tersine Türkiye'nin şu anda hala hazırda firmalara vadesi gelip de ödenmemiş borcu olmayan tek hastanesini devrediyoruz. Bu açıdan da çok önemliydi. Tabii ki bu bir ekip meselesi. Ben özellikle rektör yardımcılarım başta olmak üzere genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız, danışmanlarımız ve bütün öğretim üyesi kadromuz ve rektör çalışanlarımızla birlikte bu işi beraber başardık. Bu ekibin büyük bir parçasıydık. Biz sadece orkestra şefiyiz. Bu süreç içerisinde sayın hocama iyi bir üniversite devrettik. Ve bu üniversitenin geleceğe daha iyi taşınması açısından, çıtayı daha yükseltmesi açısından her türlü desteği veririz. Çünkü burası bir kurumsal yapıdır, büyük bir devlet kurumudur. O konuda ne zaman ihtiyacı olursa hocama el uzatacağız, destek vereceğiz. Bu arada 4 yıllık süreç içerisinde... Ben desteğini desteklememizi istiyorum. Üniversitemiz başarılı. Allah'a emin olmanızı istiyorum. Açıkça söylüyorum, elimden ve dilimden emin olan bir rektör olmaya söz veriyorum. Kimsenin kişisel haklarıyla uğraşmayacağız. Burayı bir barış ortamı zaten burası. Biz bununla beraber bu üniversiteyi iddialı bir söz söylüyorum belki. Hasbelkader yaşadığımız kent bizim Şam bölgesi denilen bölgenin ana kenti olmuştur. Üniversitemizde ana kent üniversitesi yapmak istiyorum ben. Hocam bilir Şam bölgesi Şam'dan ibaret değildir. Adıyaman'ı da Urfa'yı da Maraş'ta kapsayan geniş bir havzadır. Bu havzanın lider üniversite yapmaya birlikte başaracağımızı düşünüyorum hocam. Beşiktaş'ı yine arayacağım. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman.